Evet, değerli kozmik bilim müdavimleri, şu an yine Afyon'daki termal otelimizde bir arınma programında daha beraberiz. Bu programımızda sabahları sağlıklı sporumuzu yapıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi güzel bir doğayla beraber burada sağlıklı sporumuz. Her gün sabahleyin bir saate yakın, yarım saati organlarımızı tepeden tırnağa kadar ısıtarak, önce bir kere bedenin ısınmasını sağlıyoruz. Daha sonra da baştan başlayarak baş hareketleri, omuz hareketleri, kol hareketleri, beden hareketleri ve diğer ayak hareketlerimizle ve denge hareketlerimizle ve yine de lastik bantlarımızla yine aynı şekilde programımıza devam ediyoruz. İşte bugün de o konuşmalardan birisi. Gördüğünüz gibi burada misafirlerimiz var şu anda. Şu anda 100'e yakın misafirimiz var. Spora çıkması zorunlu olanlar çıkıyorlar. Tabii buradaki insanlar daha çok dünyanın her yerinden gelmiş insanlar. Rahatsızlıkları var, MS olanları var, kas rahatsızlığı, angilospondilist olanlar var, romatoid artrit olanlar var. Onlara yönelik de özel spor hareketlerimiz var. Önde oturanlarımız bunlar. Bunun dışında tabii insanlarımız yine rahatsız, şeker, kalp, tansiyon, kolesterol hastaları var. Psikolojik bozukluğu olanlar var. Ama bunun dışında da yine kilo dengelemek için gelenler var ve yeni evlilerimiz çok fazla. Bunlar sağlıklı çocuk yapmak için kamplarımıza geliyorlar. Burada 7 günlük detoktan sonra ruhsal ve bedensel arınarak çocuk yapmaları halinde daha kaliteli ve sağlıklı gürbüz çocuklar doğuyor. Ve bunlar 2-3-4 yaşına kadar hastalanmadan büyüyorlar. Bunun örneklerini 34 kampta bugüne kadar 100'ün üzerinde olan çocuğumuz oldu. Kozmik, indigo çocuklarımız var. Bunlarla sağlıklı bir hayata devam ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi. Yine Mahmut hocamız sağlıklı. Sayın Mahmut Kala sağlıklı hocam burada. Bize bakıyorlar şu anda. Sporumuzu yaptırıyor. Tabii ben de spora her zaman nezaret ediyorum. Siz olun. Kaliteli, sağlıklı bir yaşama geçebilmek için mutlaka her sabah sağlıklı sporu yapmaya çalışın diye söylemek istiyorum. Peki bu sağlıklı sporun neye faydası var? Bu sağlıklı sporun en önemli faydası kaslarınızın uzaması. Yani şu kollarınızın uzaması, buradaki omuzlar arası uzamalar, yine bacaklarınızın uzaması. Bunları biz her gün sağlam hareketiyle yapıyoruz. Mesela şu anda size yapacağım bir harekette bir insanın kollarının, ellerinin aynı olmadığı, ayaklarının eşit olmadığını görüyoruz. Mesela bunun bir ölçüsü de işte bu arkadan bu elinizi buraya koyduğunuzda bu hareketi buradan bunu getirip tutabilirseniz siz sağlıklısınız demektir. Bunu tutamıyorsanız sağlıklı değilsinizdir. Kollarınızda, kaslarınızda bir sıkıntı var demektir. Eklem iltihabınız var demektir. Onun için her zaman bu hareketi bu şekilde yapmaya çalışmanız gerekmelidir. Aynı şekilde diğer kolla da aynı hareketi yapmanız lazım. O da diğer kolunuzun sağlıksız olduğunu gösteriyor. Buradan tutmak çok çok önemlidir. İşte bunlar bir sağlık hareketi. Bunun dışında denge hareketlerimiz var. Şayet sağlıklı biriyseniz mutlaka bu hareketi yaptığınızda dengede durmanız gerekir. Bu çok önemli ve gergin bir şekilde bunu yapmanız lazım. Aynı şekilde ağaç duruşumuz var gördüğünüz gibi. Ve gözünüz kapalı olarak bu şekilde durmanız halinde bu da sizin sağlıklı bir insan olduğunuzu, bedeninizin elektrolit sıvı dengesinin düzgün olduğunu gösterecektir. Biliyorsunuz ki ağaçlar ömür boyu hiç kımıldamadan böyle durmaktadır. Evet, böyle 2-3 hareketle hem denge hem ağaç duruşu hem de el kol hareketleriyle sağlıklı olup olmadığınızı ölçersiniz. Bunları yapamıyorsanız kollarınız, kaslarınız kısadır, kısalmıştır. İşte bunu açmak için de burada gördüğünüz bu hareketleri yapıyoruz. Şu an Mahmut hocamızın yaptığı bu denge hareketi. Gözü kapalı yaptığımızda ise evet Mahmut hocam gözleri kapatıldı. Evet, gözler kapalı. Evet. Gözler kapalı olduğunda ise görüyorsunuz insanlar dengelerini hemen kaybetmektedir. Bu da beyindeki sıvı dengesindeki bozukluklara işaret etmektedir. İşte sağlıklı spor
sabah sporu, kozmik bilim, ruhsal beden arınma kampında size çok değişik bir sunum. Güzel. Nefes alıyoruz bu arada. Veriyoruz. Al. Tekrar verirken gevşiyoruz. Şimdi şöyle arkada bir sırtımızı bir tekrar açalım. Elimiz bu şekilde arkada açık. Diğeriyle de uzanıyoruz. Hadi bakalım Melis. Evet. Uzanıyoruz ve yakalamaya çalışıyoruz. Evet Kübra, sağlıklı. Evet. Güzel. Şimdi diğer Kübra elimizle, yaptı. Evet. Arkadan. Diğer elimizle yapmaya çalışıyoruz. Arkadan. Evet. Evet, sağlıklı yaşamın kuralı. Bu eli tuttunuz, kaslarınız uzun demektir. Evet. Evet. Tutan var mı? Bir hediye verelim. Var. Bir. Var. Evet, görelim. Parmağın ucundan azıcık şöyle tırnakları görelim. İşte hocam. Üç. Evet. Başka tutan. Ben. Kitap hediye ediyoruz. Dört. Dört. Beş. Ben hocam. Beş, altı. Haranki'den imzalı hediye kitap. Tamam, oraya.